Annelik Sanatı programına hoş geldiniz. Baby Joy dinleyicilere her hafta olduğu gibi bu hafta sevgili Ayşe Öner yine bizlerle. Hoş geldiniz hoş Ayşe bulduk, Hanım. Hoş bulduk Semih Hanım. Sizi görmek çok güzel burada. Siz de öyle. Şimdi biz geçtiğimiz hafta düzenden bahsetmiştik. Evet, evet. Düzenle ilgili bizleri bilgilendirdiniz. Bu hafta hangi konu? Yine devam ediyoruz. Okay. Evet. Çünkü nelere dikkat etmemiz lazım çocuk büyürken. Bir bebeğin kafasında aslında ne istediğiyle ilgili açık bir imge vardır. Ve hiçbir zaman alternatifleri kolayca kabul etmiyorlar. Ve mesela bir yere giderken diyelim ki evden çıkıyoruz ve arabaya biniyoruz. Çocuklar için bu oldukça heyecanlıdır. Yani evden çıkmak, belki parka gidilecek. Yani onun kafasındaki imge belki bir parka gitmek. Ve o onu heyecanlandırıyor. Yeni şeyler. Ama, yani parkta oynayacak ve işte arkadaşlar olacak. Evet, keşfedecek. Kayacak. Fakat eğer parka değil de bir başka eve gidiyor iseniz o zaman tabii o evin kapısına geldiğiniz anda kıyamet kopabiliyor. Ve katiyetle içeri girmek istemiyor. Evet. Çünkü onun kafasında nerede olmak istediğiyle ilgili bir imge vardı. Evet. Onun için aslında çocukları hazırlamak çok önemli. Yani söylemek mi önceden? Evet, söylemeliyiz. Çünkü dedi ki alternatifleri kabul etmiyor. Ama mesela işte filanca yere gidiyoruz şimdi. Orada işte sana bir balon var, yeni bir oyuncak görecek. Senin sevdiğin kekten yaptılar ve bunu istiyordum benden birkaç gündür. Belki gideceğimiz kişiyle de öncesinde konuşabiliriz. Yani işte bir balon olabilir mi? İşte onun için bir enteresan bir kitap veya oyuncak olabilir mi? Veya ne bileyim çizmeyi seviyorsa. Yani çocuk ne yapmayı seviyorsa öyle bir şey hazırlayabilirler ki. Çünkü hani gittiğinde böyle kendini çok çığlıklar atarak isteksiz içeri zorla girdiğinde bu defa çocuğu avutamıyorsunuz. Evet. Yani o anda hakikaten herkesin de sinirleri bozulabiliyor. Anne sinirleniyor. Evet. İşte huzursuzluk olarak oluyor. Evet. Kişiler bundan rahatsız olabiliyor. Onun için hani çocuğun kafasındaki o imgeye uygun bir yere gitmediğimiz zaman böyle bir patırtı bekleyebiliriz. Ama biz onu önceden eğer hazırlarsak ve gideceğimiz yerdeki kişiler de işte bunu yaparlarsa işte bir balonla onu mesela karşılayabilirler ve bir kitap işte artık ne seviyorsa belki yeni küçük bir oyuncak. Böylece çocuk buna hazır olmuş olur ve oraya gidildiğinde de kabullenir ve orada iyi vakit geçirebilir. Bir de tabii eğer gittiğimiz yer çocuklu olan bir yer ve onların çocukları da aşağı yukarı aynı yaşlarda ise mesela 2 yaşındaki çocuklar benimki ve bana sözcüklerini yani hep benim için de bana olacak gibi düşünürler. Ben merkezcidirler. Evet. Dolayısıyla da paylaşmayı çok sevmezler. Hani biz istiyoruz ki işte arkadaşlarıyla paylaşsın oyuncaklarını ve mesela o sizin çocuğunuz var 2 yaşında ve işte arkadaşlarınız gelecek aynı yaşta. Onların da çocukları var. Oyun esnasında çok agresif olabiliyorlar. Evet. Çünkü etrafındaki diğer çocukları yani yeni misafir olan çocukları itebilirler. Veya işte ben bunu mesela yuvada çok yaşardım. Yaşadınız, değil yani mi? Yuvada derken benimki kreşti ama 3 yaşına kadar büyüyorlardı. Mesela hepsi aynı anda aynı oyuncağı yakalıyorlar. Hepsi bir yanından yakalıyor. Murphy kanunu. Evet ve hepsi çekiştiriyorlar. Bu arada bir tane tabii uyanık ısırıveriyor diğerleri. O zaman da ısırmayı öğreniyorlar, birbirlerini ısırıyorlar. Isırmaya başlıyorlar. Yani orada işte hakemlik etmek o kadar önemli ki. Evet, değil mi? Yani evet, burada zor. Mecburen hakemlik etmek durumunda kalıyorsunuz. Ve zaten hani ebeveynlere de bunu söylüyoruz. Hakemlik etmeyi ve çocuklar arasında işte o paylaşımı ayarlamayı bilmek lazım. Ondan biraz sonra söz edeceğiz. Evet. Çocuğunuzun ama aslında tabii bu hani çocuk iteliyor, kakalıyor, başka arkadaşlarıyla paylaşmak istemiyor gibi sinirlenmek çok da anlamlı değil. Çünkü burada biraz orman kanunları işliyor. Yani çocuğun hayatta kalması için mücadele etmesine de izin vermek gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde diğer çocukları iten ve arkadaşların elinden zorla oyuncaklarını alıp onları elinde sıkı tutan ve paylaşmayan bir çocuğumuz varsa bu tamamen o yaşına özgü bir davranış. Bir de hani pasif bir çocuk
olduğu zaman, evet, o da mesela pasif bir çocuksa bir süre sonra saldırganlığını bırakıyor. Yani devam ettirmiyor ve oyundan geri çekiliyor. Bu zoru başarabileceğini ümit etmiyor kendisinden. Yani bu da kötü aslında, biliyor musunuz? Yani zoru başarabilmek için orada mücadele vermesi lazım çocuğun. Yani burada kanun yumuşağa karşı sert, serte karşı daha sert davranmak. Öyle mi? Evet, evet. Bunların hepsi onların o yaş karakterlerine özgün davranışlar. Saldırgan çocuk saldırının yarar sağlayacağını öğreniyor burada. Nazik çocuksa nezaketin çok işe yaramadığını fark görüyor. Evet. Hayat çok acımasız. Hayat acımasız ve işte o zamandan kavgalar başlıyor. Peki biz ne yapacağız? Yani burada çocuklarımızın oyununu ve kavgalarını kontrol edemeyebiliriz. Fakat ortamı izleyip oyuncağı paylaşmaya yanaşmayan benim aşamasındaki çocuğun oyunda işte nasıl davranmasını sağlayacağız? Dedik ya, burada hakemlik etmek önemli. Mesela oyun arkadaşlarını eleştirmek yanlış. Daha da hani kavganın artmasına sebep olur. Ama onlarla birlikte oturup ne kadar eğlenceli olduğunu çocuklara gösterebilirsiniz. Ve onların beraberce böylece oynadıklarını görebiliyoruz. Bazen dedik ki hakem olmak gerekiyor. Her çocuğa bir oyuncak. Mesela biz bunu yapardık. İşte o bir saat oyunu oynarken oyuncakları ortaya koyduğumuzda hepsine ayrı ayrı oyuncaklar verirdik. Sen bununla bir süre oyna. Evet. Ondan sonra değiştirin oyuncaklarını. Yani burada mutlaka hani 2-3 çocuk varsa kavga çıkmaması olanaksız. Değil Onun mi? İçin mutlaka bir erişkinin hakem yapması gerekiyor. Evet. Ve işte o oyuncakla oynadığı, diğeri de diğer oyuncakla oynadı. Ondan sonra oyuncakları değiştiriyoruz. Evet. Hani bunu bazen kabul etmiyor. Hani ben alayım, diğerini de alayım, öbürünü de vermeyeyim istiyor. Burada biraz ona anlatmak gerekiyor, lazım. Değil mi? Çünkü çocuklarla konuşursak eğer bunu anlayabiliyorlar. Ama bak, burada seninle konuşmuştuk. Bir süre sen bu oyuncakla oynadın, arkadaşın da diğer oyuncakla oynadı. Şimdi artık değiştirme zamanı geldi gibi. Yani burada bizim de sakin olmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar sabırlı olmamız gerekiyor. Evet, sabırlı olmamız gerekiyor. Böyle yapabiliyorlar. Mesela orada hakemlik ederken tabii çocuğun karakterine de dikkat etmek gerekiyor. Bazıları ne bileyim metal bir arabayı fırlatabilir. Evet. O zaman işte çocuğa anlatmak lazım, bu fırlatılmaz ama bak ne güzel yürüyor, işte buradan mesela işte yokuştan inebiliyor, engebeli bir yer, bir yastığın üzerinden arabayı hareket ettirerek ona göstermekte fayda var. Paylaşmak eğer ciddi bir sorun olursa, yani çocuk kendi oyuncaklarını asla paylaşmak istemiyor ise, o zaman gelen arkadaşlarımızın çocuklarının kendi oyuncaklarını getirmelerini isteyebiliriz. Evet. Çünkü çocuklar başka çocukların oyuncaklarına bayılırlar ve onlarla oynamak isterler. Kesinlikle. Değil mi? Biliyorum, ben Tuna'dan biliyorum. Evet. Tuna da aynısını yapardı. Birisi geldiğinde Tuna kendi, yani erkek çocuklarla daha iyi anlaşırdı. Tabii. Kız çocuklarla biraz sıkıntılı. Evet, kız çocuk geldiği zaman bütün oyuncaklarını yatağın altına saklardı. Ay, çok böyle bir sıkıntımız vardı bizim. Doğru. Onun için hani gelecek olanlar çocuklarının kendi oyuncaklarını getirirlerse o zaman hani yeni bir oyuncak onun oyuncağıyla oynarken eve misafir gelen çocuk da sizin çocuğunuzun oyuncaklarıyla oynayarak biraz kavgasız vakit geçirmek mümkün olabiliyor. Ve oyuncakları verirken, alırken oyuncakların elinde işte tutmamasını söyledik biraz önce de. Birçok çocuk paylaşma yönüne itiraz etmezler, fakat kendi oyuncaklarının agresif bir şekilde kullanılmasına itiraz edebilirler. Yani işte oyuncağımı kıracak, bozacak gibi endişeleri olabilir çocukların. Onun için burada hani oyun sırasında yine bizim, eğer çocuğumuz böyle bir endişe duyuyorsa diğer çocuğun oyuncağı fazla hırpalamasına da izin vermememiz gerekiyor. Kesinlikle. Ona da nasıl bu oyuncakla oynamayı öğretmemiz
etmek durumundayız. Evet, bir de çocuklarda tabii bazen ailede hiddetlenebiliyor, evet. sinirlenebiliyor. Ben hatırlarım, kardeşler arasında bile çok kavgalar evet. olur, değil mi? Evet, evet. Ben mesela erkek kardeşimle çok kavga ederdik. Öyle mi? Oo, aman Allah'ım. Oyuncak... Yani derdim. Oyun konusunda bazen anlaşamazdık. Şimdi tabii çok seviyoruz. Yani büyüyünce yani. Tabii ki kardeş çok önemli. Değil mi? Ne kadar hayatında. Güzel insanın kardeşinin olması. Evet, ne çok güzel bir paylaşım. Görüyorum. Yani aynı karından, aynı kanı paylaştığınız evet. ve çok sevdiğiniz evet. kardeşinizin olması çok güzel bir Kesinlikle. Şey. Ama çocuklukta böyle değil tabii. Tam tersi yani değil mi? Çocuklukta tam tersi. Sürekli didişirsiniz Kaç kardeşinizle. Kaç yaş vardı aranızda? 2,5 yaş civarında. De, evet, yakında yani. Evet evet, onun için hani çok aynı cinsten olduğunda daha kolay anlaşabiliyorlar ama evet. Ayrı ayrı cinsiyetleri evet. olunca biraz daha sürtüşmeler, çekişmeler Zorluklar çok oluyor. Yaşanıyor. Sonunda annem bağırdı, terlik fırlatırdı onu. Klasik. Evet, terlik fırlatırdı. İşte bazen anneler de böyle bir anda hiddetlenip ne yapıyor? Bağırıp evet. çağırabiliyorlar. Bazen sonunda. Çünkü o kadar uzuyor ki, değil mi? Yani evet. o sürtüşme annelerde. Ve işte bazen tabii bu yetişkinlerin bağırıp çağırması Hı-hı. ve onların verdiği cezalar mazur görülüyor. Yapmak ya da yaptırmak istediğimiz isteklerle yanlış bir karar verdiğimiz zamanki kızgınlığımızda ve değerli bir eşyayı kaybedip omuzlarımızı silttiğimizde duygularımızı işte ayaklarımızı yere vurarak, kapıyı çarparak, yani biz yetişkinler hı hı. bir şeyleri fırlatarak, yumruklarımızı masaya vurarak, sert bir şekilde bağırarak da gösteririz. Genellikle kendimizi daha iyi hissederiz. Evet. Yani bunu yaptıktan sonra ve ondan sonra da işimize geri döneriz. Bunlar bile yani çocuksu davranışlar değil mi? Kesinlikle. Yani çocuklarda da yetişkinler gibi hı hı. Öfke patlamaları oluyor. Ve hiddetin etkilerini çocuklarda azaltmanın evet. yolu da var. Evet. Çocuk şiddetli bir meraka ve bir eylemi yapmaya istek duyar. Ama bunun arzusu çocuğun kabiliyetinden daha büyük oluyor. Hmm. Yani o isteği yapmak arzusu duyuyor ama evet. o kabiliyette değil çocuk. Bu kuvvetli engellenmeye neden oluyor ve bu çocuğu öfkelendiriyor. Yani o işi arzu duyuyor, yapabilmek istiyor fakat kabiliyeti yetersiz olduğu evet. için bundan da hiddet duyuyor. Ve güç ve büyüklük arzusu belirli bir şekilde davranması için çocuğu itiyor. Hayır diyerek bastırmaya çalışan kişi tarafından çocuk baskılandığında kendi iradesinin aksine dışarıdan gelen gücü kabul etmek onun için çok zor olabiliyor. Ve kavga etmeksizin idare edememesi çocuğun gayet doğal. Onun için de bağırıyor, çağırıyor. Büyük olmayı istiyor fakat yaşadığı olaylar onun evet. ne kadar küçük olduğunu gösteriyor. Yani büyük gibi davranmak istiyor evet, ama aynen. bunu yapamıyor. Ve duygularını da dile getirmekte yetersiz. Yani çocuklar duygularını Tabii ki. Bizim gibi anlatamıyorlar. Evet. O yüzden de kızıyor. Bunu ifade edecek kelimeleri de bilmediği için ne yapıyor? Mantıklı bir şekilde heyecanını kontrol edemediğinden içindeki bu heyecanları bağırarak, çağırarak dışa dönük heyecanlar gösterip üstesinden gelmeye çalışıyor. Evet, yani o hiddet patlamaları, öfke patlamaları sıklıkla olur. Bazen kendini yere atar, işte tepinir ve yani o anda biz de kendimizi çaresiz hissedebiliriz. Ama burada hep yardımcı olmak lazım. Yani evet. Çocuğa bağırıp çağırmaları çocuğun hem aile hem de çocuk için problem olabiliyor. Evet. Bazen bunu sokakta da yapıyor çocuk. Evet, yapıyorlar. Özellikle de hani her istediğini elde eden çocuklar bir süre sonra da öğreniyorlar bu bağırıp çağırıp tepinmenin ve ağlamanın kullanıyorlar ondan sonra. Şey olduğunu yani istediği şeyi elde etmesine evet. yaradığını öğreniyor. Kesinlikle. Ama bu hareketleri maalesef kabul görmeyecek ve bunu nasıl idare edeceğiz? İlk önce bunların üstesinden gelemeyeceğinizi ve buna
yalnızca saygı duymanız gerektiğini kabul etmemiz lazım. Evet. Yani hakikaten çocuk kendini yere attığında ve o şeyi istediğinde o kadar uzun ağlıyor ki bazen çok ağlıyorlar. Şey diyoruz yani, aman al ve gidip almak durumunda kalıyoruz. Etraftaki insanlar da çekiniyoruz. Evet, çekiniyoruz bunun için. Fakat bu davranışlar doğru mu? Bu davranış da çok doğru değil. Çünkü bir süre sonra işte söyledik ya. Hep bunu yapacaktır. Öfke davranışlarında ve bunun nedenlerinden biz tabii sorumlu değiliz. Yani çocuk ne dedik orada, arzusu büyük, isteği büyük ve kendi küçük ve duygularını ifade edemiyor. Ve bunu yapamadığında öfkeleniyor veya istediği bir şeyi illa da elde etmek istediği için bağırıyor, çağırıyor. Yani çok fazla müdahalede bulunmak onu gücünden ve ruhsal geriliminden mahrum bırakıyor. Öfkeyi azaltmak için birkaç metot kullanabiliyoruz. Mesela bu yollardan biri, öfkeye nelerin neden olduğunu öğrenmek lazım. Bir günlük tutmak esasında işe yarıyor. Yani bunu ben günlük ta şeyden itibaren, çocuk doğduktan ve emzirme işte saatlerini kaydetmeye başlamaktan itibaren çocukla ilgili bir günlük tutmak, annelerin bu davranışları hani ne sıklıkta görüyorlar, bu davranışa girmeden önce çocukta neler olabiliyor. Onun için bir günlük tutmak daima anneye ipuçları verecektir. Ve çocuğu nelerin kızdırdığını ancak hani bu günlüğe bir geri dönüp bakarak da öğrenebiliriz. Çocuğun sevmediği şartlar varsa bunları not etmek gerekiyor. İstenmeyen davranışları başlatan olaylar ne oluyor? Örneğin çocuk alışverişe gitmeyi sevmiyor ise o zaman onu belki alışverişe giderken bakıcısıyla işte parka bırakabilirsiniz. Veya ne bileyim anneanne de babaanne de bir yerde yani sevdiği bir yerde veya bir arkadaşınızın. Çocuklar pek sevmiyor genelde zaten evet evet bunu. Sevmiyorlar ve ben görüyorum mesela bazen mağazalarda kalabalık çocuklar oluyor. Çocuklar için de çok zor. Evet evet yani çocuklar için de arabasının içinde bağırıyor. İşte anne o arada bir şeyler seçmeye çalışıyor. Çok zor bir Oysa durum. Oysa ki anne için de bebek için de zor bir durum bu. Evet. Onun için o esnada bir yakına bırakılabilir. Bu arada öfkelenmeden önceki işaretleri izlemek de önemli. Öfkelenmeden birkaç dakika önce bebeğin veya çocuğun kızgınlık halinin başka bir kişiye veya başka bir cisme karşı böyle bir vızıltı veya bir sessizliği var. Böyle oraya dikkatli ve kızgın bakıyor. Veya onun yapmayacağı bir şeyi istenmesi durumlarında çocuk ortalığı çınlatmadan önce bu tür şikayetleri gözleyebiliriz. Evet. Yani işte hani bunları görebiliyoruz. Ve tabii serin kanlı olmak lazım. Çünkü hani biz sükunetimizi koruyamazsak çocuklar gördükleri şeyi yapıyorlar. Evet. Bir de eğer çocuk sizi çok öfkeli görürse bu davranışınıza doğru olduğunu zannedebilir. Biraz daha büyük çocuklar ailelerinden ve kardeşlerinin sebep olduğu davranışlara tepki veriyorlar. Mesela iki çocuk veya üç çocuk varsa. Çünkü onlar bir davranışın açıklanmasını anlayabilecek yaştalar. Ve bu durumda özür dileyerek veya imal bir bakışla hani onun davranışını biz sona erdirebiliyoruz. Fakat çok fazla öfke patlamalarına şahit olduklarında onların da kafaları karışıyor. Ve bu davranışların aile içerisinde sıradan bir şey olduğuna inanıyorlar. Ve aynı tepkiyi onlar da gösterebiliyorlar. Onun için bağırıp çağırma hareketlerini kimler yapıyor? Çocuğun hırsıyla daha iyi mücadele etmek için düğmelerin nasıl açacağını biliyor olmanız lazım. Çok çabuk etkilenen biriyseniz eğer sizi sinirlendirmeyi kolayca başarabiliyor çocuk. O zaten kontrol dışında ve sizin kontrollü olmanıza ihtiyacı var. Onun için hani hemen böyle agresif hale geçen biri ise, tahammülü az biri ise o zaman sürekli karşılıklı öfke patlamaları yaşanır. Evet, çok zor. Ve tabii her şeyden önce bizim kendimizi tanımamız önemli. Çocuğun ağlaması ve bağırıp çağırması eğer bizi sinirlendiriyor veya kaygılandırıyorsa önceden bu harekete neyin yol
evet. açabileceğini hı hı, hı. öğrenmemiz gerekir. Çocukların bozulmuş davranış tarzıyla olgun bir şekilde ilgilenen ebeveynlere yardım eden bir bağın olduğunu fark etmeleri evet. çok çok önemli. Hı hı. Kendinizi ve bebeğinizi rahatsız edici davranışlara verdiğiniz tepkileri daha iyi anlatabilmek için hı hı. çocuğunuzun duygusal sağlığı için gerekli olan danışma ve terapi yardımını almak da bazen işe yarıyor. Mesela Hürrem şimdi ikinci bebeği gelirken bir danışmandan nasıl davranacağıyla ilgili. Çünkü kafamızda öyle çok soru var ki hani bunu kendimiz evet. açıklayamıyoruz dedi. Bir danışmana gittiler öncesinde çok ve güzel nasıl yapmışlar. Karşılayacaklar. Ve işte konuştuğumuzda tabii şimdi şu anda çok yeni hala alışma sıkıntı yaşıyorlar. Öyle mi? Ama üstesinden tabii ki gelmeyi gelecekler. Başarıyor, danışıyor, eşiyle paylaşıyor, evet. ailesiyle paylaşıyor. Evet, yani çocuklara karşı hakikaten nasıl davranacağımızı bazen bilemeyebiliyoruz, tıkanıyoruz ve yardıma ihtiyacımız oluyor. Evet, çok güzeldi verdiğiniz bilgiler Ayşe Hanım. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere bir haftaya. Bir dahaki programda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.